Omurgalı aynı tür iki hayvanda aşağıdakilerden hangisi farklı olabilir? Aynı tür iki hayvan. Tabii bu canlımızın da omurgalı olduğuna dikkat edeceğiz. Arkadaşlar, aynı tür omurgalı iki hayvanın kromozom sayısı aynıdır. Aynı türlerin kromozom sayısı aynıdır. Azotlu boşaltım ürünü de aynıdır. Zaten hangi azotlu boşaltım ürününü yapacağı genetik bilgisinde var. Sonurum şekli, bu da yine arkadaşlar aynıdır. Aynı tür canlılarda sonurum şekilleri aynı oluyordu. DNA'larındaki nükleotit çeşitleri, zaten 4 çeşit nükleotit var. Adenin, guanin, sitozin ve timin nükleotitleri. Zaten bu tüm canlılarda ortak olan bir özellik. Bu yüzden de aynı tür iki hayvanda bunlar aynı. Protein yapısını oluşturan amino asitlerin dizilişi. Aynı tür bu iki hayvan arkadaşlar farklı protein yapısında ya da bir başka deyişle farklı proteinleri var. Dolayısıyla protein yapısını oluşturan amino asitlerin dizilişi farklılık gösterebilir ve farklı proteinlere sahip olabilir. Cevabımız Edirne olacak. Sistematikte aynı familyada yer alan iki canlı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlış olabilir? Evet, aynı familyada yer alıyor arkadaşlar. Şimdi bizim sistematik birimlerimiz vardı. Alem, şube, sınıf, takım, aile, cins ve tür. Arkadaşlar, bu canlılar aynı familyada, aynı ailede şurada beraber bulunuyorlar. Ne demiştik biz dersimizde? Canlılar nerede, hangi sistematik birimde birlikte bulunuyorlarsa üst kategorileri de, üst sistematik birimleri de kesin aynıdır demiştik. Bunun sebebi neydi? Çünkü her sistematik birim bir üstündekinin alt kümesiydi. Dolayısıyla aile, takımın, sınıfın, şubenin ve alemin bir alt kümesidir. Bu yüzden de aynı ailede bulunan canlılar otomatik olarak aynı takım, sınıf, şube ve alemin içerisinde yer almış olacaklar. A şıkkına bakalım. Şube özellikleri aynıdır. Evet, ailenin üstünde yer alan bir kategori. Bu yüzden de şube özellikleri aynı olacak. Sınıf özellikleri aynıdır diyor. Yine sınıf aileyi kapsadığı için bu iki canlı aynı sınıfta yer alacak. Bu yüzden sınıf özellikleri de aynı olacak. Takım özellikleri, takım aileyi kapsar. Dolayısıyla bu iki canlı yine aynı takımda yer alacak. Ve takım özellikleri de aynı olacak. Aynı alemde yer alırlar. Aile aynı zamanda ailemin de bir alt kümesi. Bu yüzden bu iki canlı aynı ailede yer alan bu iki canlı aynı alemde yer aldığı için D seçeneğimiz de doğru. Aynı türde yer alırlar diyor. Soru zaten yanlış olabilir diye ifade etmiş. Aynı türde yer alacak diye bir kaide yok. Aile farklı cinslere, farklı cinslerle daha farklı türlere ayrılabiliyor. Mesela şöyle yan tarafa doğru isterseniz yazalım. Mesela aile, mesela şöyle 3 farklı cinse ayrılabilir. Her cinste çok fazla sayıda türlere ayrılabilir. Dolayısıyla bunlar, bu canlılar aynı ailede yer alıyor. Ama aynı cinste yer almayabilirler. Aynı tür içerisinde de yer almayabilirler. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. K canlısından alınan kan sırasıyla C, D ve E canlılarına verilmiş. Çökelme oranları aşağıda gösterilmiştir. Evet, çökelme oranlarını görüyoruz arkadaşlar. Soru da bize K canlısına en yakın akrabayı soruyor. Çökelme oranı en az olan canlı E canlısı. Çökelmeyi kim sağlıyordu? Antikorlar antijenlere tutunarak, antijenleri çökelterek sağlıyordu. Eğer antikorlar antijenleri yabancı kabul ediyor ve tanımıyorsa çökelmeyi sağlıyordu. Şimdi burada çökelme en az E'de olduğuna göre demek ki az antikor antijen çökeltmiş. Demek ki antijenlerin önemli bir kısmı tanımlıyor. Bu yüzden de K ve E canlıları birbirlerine daha yakın akraba olmuş oluyorlar. Aşağıdakilerden hangisi doğal sınıflandırmanın inceleme alanında yer almaz? Nükleotit dizilişi. Arkadaşlar, doğal sınıflandırmaya biz ne diyorduk? Filogenetik sınıflandırma. Yani genetik olan özellikleri dikkate alacak. Nükleotit dizilişi genleri verdiğine göre ve doğal sınıflandırma genleri incelediğine göre, o zaman doğal sınıflandırmanın inceleme alanında nükleotit dizilişi olacaktır. Amino asit dizilişini kim belirliyor? Genler belirliyor.
Zaten filogenetik sınıflandırma genleri incelediği için o zaman o münasip dizilişi de doğal sınıflandırmanın inceleme alanında yer alacaktır. Canlının fizyolojik yapısını kim belirliyor? Canlının fizyolojik yapısı yine genlerin etkisiyle belirlenir. Dolayısıyla fizyolojik yapı da inceleme alanına girecektir. Canlının biyokimyasını kim belirliyor? Hangi maddelerin olacağını, hangi yapıda olacaklarını kim belirliyor? Yine genler belirliyor. Dolayısıyla bunu da yine inceleme alanına alacak. Ancak dış görünüşün kim inceliyordu arkadaşlar? Ampirik sınıflandırma inceliyordu. Dolayısıyla doğal sınıflandırmanın inceleme alanı içerisinde yer almayacaktır. Felis Leo ve Felis Domesticus. Yalnız sistematik isimleri dikkate alınırsa yukarıdaki canlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Arkadaşlar iki canlı incelediğimiz zaman cins isimlerinin aynı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Felis Leo ve Felis Domesticus aynı cinsin farklı iki türüdür. Aynı tür canlılardır diyor. Bu yanlış çünkü Felis birinci canlımız Felis Leo türü, ikinci canlımız Felis Domesticus türü. Yani her iki ismin de aynı olması gerekir aynı tür olabilmesi için. Ancak tanımlayıcı isimlerinin farklı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de aynı tür canlı değildirler. Çiftleştirildiklerinde verimli birey verirler. Bunlar farklı tür canlılar olduğu için çiftleştirildiklerinde verimli döl veremezler. Protein yapıları aynıdır diyor. Arkadaşlar bunlar farklı türler. Farklı türler olduğu için farklı genetik bilgiye sahipler. Farklı genetik bilgi farklı protein yapısının ortaya çıkmasını sağlar. Bu yüzden C seçeneğimiz de doğru değil. Aynı cinste farklı familyada yer alırlar. Arkadaşlar tekrar kategorileri yazdığımız zaman alem, şube, sınıf. Bu iki canlının cinsleri aynı. Yani 1 ve 2 nolu canlımız aynı cinste. Şimdi aynı cinste olduğu zaman ne demiştik? Biz üst kategorileri kesinlikle aynıdır demiştik. Cinsleri aynı ise familyaları da aynı olmalı. Oysa bizim D seçeneğimiz aynı cinste, evet cinsleri aynı ama farklı familyada yer alır demiş. Oysa familyalarının da aynı olması gerekiyordu. Bu yüzden D seçeneğimiz yanlış. Ortak genleri bulunur. Arkadaşlar bu canlının kim olduğu da önemli değil. Tüm canlılarda ortak genler zaten var. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade. Yukarıdakilerden hangisi? Alemden türe doğru gidildikçe artan özellikler arasında yer alır. Alem bildiğimiz gibi en büyük sistematik birimdir. Tür ise en küçük birimdir. Şimdi burada alemden türe doğru denildiğine göre en büyük kategoriden en küçük kategoriye doğru gidildikçe demek istiyor. Biyokimyasal benzerlikler küçük kategoride daha yüksektir. Dolayısıyla bu artma eğiliminde olacak. Evrimsel benzerlikler yine küçük kategoride benzerlik oranları artacaktır. Arkadaşlar benzerlikler genel olarak türe doğru gidildikçe artar. İşte protein benzerliği, biyokimyasal benzerlikler, anatomik benzerlikler, genetik benzerlikler, evrimsel benzerlikler vesaire. Neticede şunlara bakmadan da direkt benzerlikler artar ifadesinden yola çıkarak 1 ve 2'nin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Kromozom sayısı arkadaşlar alemden türe doğru gidildikçe artar veya azalır diyebileceğimiz bir ifade değil. Ortak enzim çeşidi sayısı. Arkadaşlar enzimler protein yapılı olduğu için ortak protein sayısı şeklinde düşünebiliriz. Ortak protein ne demektir? Protein benzerliği demektir. Protein benzerliği yine benzerlik kapsamında olduğu için en büyük kategoriden en küçük kategoriye yani türe doğru gidildikçe artacaktır. Bu yüzden cevabımız Denizli. Sistematik isimleri verilen canlılardan hangileri birbirlerine, diğerlerine göre daha yakın akrabadır? Arkadaşlar yakın akrabalığı belirlemek için dikkat alacağımız isim cins ismi olacaktır. Zaten baktığımız zaman 1 ve 2'nin tanımlayıcı isimlerinin aynı olduğunu görüyoruz. 1 ve 3'ün ise cins isimlerinin aynı olduğunu görüyoruz. Yine 3 ve 4'ün yine tanımlayıcı isimlerinin aynı olduğunu görüyoruz. Ama bizim bakacağımız isim tanımlayıcı isim olmadığı için şunları otomatik olarak sildik. Aynı cins olan 1 ve 3 o zaman birbirlerine en yakın akraba olacaktır. Yukarıda birey sayısının sistematik kategorilere göre değişimi verilmiştir. Evet, şuraya birey sayısı yazalım.
Burası arkadaşlar sistematik birimler. Hayır, şube gibi. Ve birey sayısının en büyük kategoride birey sayısı en fazladır. Şu anda 5 numaralı sütun, birey sayısının en fazla olduğu sütun olduğu için burası alet. Sonra sırayla yazabiliriz artık. Şube, sınıf, takım, familia, cins ve tür. Evet, alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı azalmaktadır. Buna göre kategoriler protein benzerliğine göre sıralanırsa baştan 3. sırada kim yer alır? Arkadaşlar, benzerlikler az önce de ifade ettiğimiz gibi alemden türe doğru gidildikçe artmaktadır. O zaman en fazla benzerlik türde olacaktır. Benzerlik en fazla türde, sonra cinste, sonra da familyada. Yani 3. sırada kim yer alır dediği için cevabımız da çıkmış oldu. A ile B aynı familyada bulunur. B ile C aynı takımda bulunur. A ile D aynı sınıfta bulunur. A, B, C ve D canlıları canlılarının birlikte bulunabilecekleri en küçük sınıflandırma birimleri verilmiştir. Şimdi buraya dikkat edin. A ve B'nin birlikte bulunabileceği en küçük sınıflandırma birimi familyaymış. B ile C en küçük takımda birlikte, A ile D ise en küçük sınıfta bir arada bulunabiliyorlarmış. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi sınıfın altına kadar yazalım arkadaşlar. Sınıflar kimden meydana gelir? Takımlardan meydana gelir. İki tane takım yazdım. Takımlar kimlerden meydana gelir? Aileden meydana gelir. Burada iki tane aile yazdım. Mesela burada da yine iki tane aile yazalım. Aileler kimden meydana gelir? Cinslerden meydana gelir. Cins, cins. Şurada bir tane cins olsun. Bunda da yine iki tane olsun. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Giderek çatallanıyor. Cinsler ise türlerden meydana gelir. Tür. Şurada bir tane tür olsun. Bunda yine iki tane tür olsun. Şunda yine ne olsun? Bir tane tür olsun. Şimdi bize verilenleri yazalım. Diyor ki A ile B en küçük familyada birlikte yer alır. A ile B burada birlikte yer alıyor. Ne demiştik biz? Birlikte yer aldıkları kategorinin üzerinde yer alan tüm kategorilerde bu canlılar yine birlikte olacaktır. Yani yukarıya doğru çıkıldıkça aynı kategoride olacaklar. Bu yüzden A ve B aynı ailede, aynı takımda, aynı sınıfta, hatta daha yukarıya da çıkarsak şube ve alemi de yazarsak, o zaman aynı şubede ve aynı alemde yer almış oluyorlar. A ile C aynı takımda yer alıyor. A ile C'nin takımları aynıymış. Bakın buraya dikkat edin. En küçük birim birlikte yer alabileceği. Bu da bize şunu gösteriyor. A ile C'nin aileleri farklı. Soru ne diyor? A, B, C ve D canlılarının birlikte bulunabilecekleri en küçük sınıflandırma birimleri verilmiştir. En küçük birlikte yer aldığı en küçük sınıflandırma birimi takım olduğuna göre demek ki bunların aileleri farklı. O halde A, B, C aynı takımdaysa aynı sınıfta, aynı şubede ve aynı alemde yer alır. A ile D aynı sınıfta yer alır diyor. Arkadaşlar A ile D'nin sınıfları aynıymış. Bakın şuraya D'yi de yazdık. Sınıfları aynı. En küçük birlikte oldukları en küçük kategori sınıfı olduğuna göre. O zaman A ile D alt kategoriye geldiğimiz zaman farklı bir kategoride olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü tekrar söylüyorum. Bu canlıların birlikte bulunabilecekleri en küçük kategorileri verdik diyor. A ile D en aşağı sınıfta birlikte yer alıyorlar. Demek ki daha aşağıda birlikte yer almıyorlar. O halde farklı takımda yer almış oluyorlar. Aynı sınıfta yer aldıklarına göre bu canlıların tamamı aynı şube ve alemde yer almıştır. Şimdi sorumuzu çözebiliriz. A, B, C, D aynı şubede yer alıyorlar. Baktık, evet. Aynı şubede, bu doğru. A ile C gördüğümüz gibi aynı takıma yazdık. Bu da doğru. B ile C aynı sınıfta yer alır. Evet, B ve C'yi aynı sınıfa yazdık. Bu da doğru. A ile D aynı takımın diyor ama A'nın takımı başka, D'nin takımı başka. Dolayısıyla 4 numaramız yanlış. Cevabımız da Denizli olacak. Aynı takımın, bakın ifadeye dikkat edin, takımı aynı. Farklı iki türünde.
hangisi kesin aynıdır? Kromozom sayısı, arkadaşlar, kromozom sayısı farklı türlerin aynı olma ihtimali var. Ama soru kesin diyor. Kesin dediği için kromozom sayısı kesin aynıdır diyemeyiz. Takımları aynıymış ama türleri farklı. Bakın şimdi takım kimden meydana geliyor? Familyadan. Familya kimden meydana geliyor arkadaşlar? Cinsten. Cins de türlerden oluşur. Şimdi bu canlılar, bu iki canlımız aynı takımda yer alıyor ama türleri de farklıymış bakın. Şöyle yapalım. Tür farklıymış. Şimdi burada familyaları kesin aynı mıdır? Şimdi bu tür farklı bir cinsin, bakın dikkat edin, farklı bir cinsin, farklı bir familyanın olabilir. Yani aynı takımın iki farklı familyasında yer alabilir bunlar. Bu yüzden aynı familyada yer almaları kesin olarak söylenemez. DNA miktarları farklı türlerde aynı olabilir ama kesinlikle aynıdır diyemeyiz. Sahip olduğu toplam gen miktarı. Farklı iki türün toplam gen sayısı aynı olacak diye bir şart yok. Kromozom sayılarının da aynı olması için bir şart yok. Farklı gen miktarına sahip olabilir. Ancak protein sentezleme şekli aynı takımda yer alıyorlar, aynı alemde yer alıyorlar. Zaten ökaryot canlılarda protein sentezleme mekanizması kendi arasında aynı. Prokaryot canlılarda protein sentezleme mekanizması yine kendi arasında aynı. Dolayısıyla E şıkkı aynı takımın farklı iki türünde aynı olacaktır. Takımları aynı. Bakın takımları aynı. Cinsleri farklı olan iki canlı ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar, takım aynı. Ama cinsler farklı. Takım aynı. Acaba familyalar aynı mı? O belli değil tabii ki. Şuraya familya yazalım. Şuraya familya yazalım. Cinsleri farklıymış. Şuraya cins. Cins. Hatta şöyle çatallandırmaya devam edelim. Cinsleri farklıymış. Şimdi çiftleşebilirler. Farklı türler kendi aralarında çiftleşebilirler. Böyle bir ihtimal var. At ve eşeğin çiftleşmesi gibi. Bir numara doğru. O yüzden B, C seçeneğini eledik. Çiftleştirilirse soy ağacında ikinci nesil bireylere rastlanabilir diyor. Şimdi arkadaşlar çiftleştirilirse ikinci nesil kim olacak ona bakalım. Birinci nesil bu iki bireyin çocuğu. İkinci nesil ise bu iki bireyin torunu. E o zaman çocuk kısır değil ikinci nesil için. İkinci neslin oluşabilmesi için çocuklarının kısır olmaması gerekir. Oysa farklı cinsler, farklı türler içerdiği için, yani bu iki canlı farklı tür canlı olduğu için en fazla kısır yavrular meydana getirir. Kısır yavrular meydana geldiği için bu iki bireyin torununun, yani ikinci nesil bireyini oluşturma ihtimali yoktur. Bu yüzden iki numara yanlış. Familyaları aynı. Türleri farklı olabilir diyor. Evet, yani burada biz cinsleri farklı olarak aldık. Yani biri bu, biri burada olabilir. Dolayısıyla familyaları gördüğümüz gibi aynı olabilir. Yani ihtimal verdiği için. Türleri farklı olabilir diyor. Zaten cinsleri farklı ise bu cins farklı bir tür içerecek. Bu cins de daha farklı bir tür içerecek. Yani aynı familyanın farklı iki türü olabilirler. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi iki canlının aynı türe ait olduğunu gösterir? Aynı türe ait olduğunu gösterir. Benzer proteinlerinin olması. Arkadaşlar tüm canlıların arasında benzer proteinler var. Bu onların aynı tür olduğunu göstermez. DNA'daki nükleotit çeşitlerinin aynı olması. Tüm canlılarda zaten 4 çeşit var. Adenin, guanin, sitozin, timin. Bu tüm canlılarda görülen bir şey. Dolayısıyla iki canlının aynı tür canlı olduğunu göstermez. Kromozom sayısının aynı olması. Farklı tür canlıların da kromozom sayısının aynı olabileceğini söylemiştik. Mesela insan ve moli balığı ve kurt bağrı bitkisi. Bunların kromozom sayıları birbirinin aynısı ama aynı tür canlı değil. Çocuklarının yumurta ve sperm oluşturması. Yani kısır olmaması. Tür olma şartı neydi? Kısır olmama şartı vardı. Eğer iki birey çiftleştirildiğinde doğan bireyleri, yani çocukları kısır değilse onların aynı tür olduğunu söyleyebiliyorduk. Bu yüzden cevap Denizli, homolog organlara sahip olma, farklı türlerin, farklı sınıfların bile kendi arasında homolog organları var. Bu onların aynı tür canlı olduğunu göstermez. Hayvan türlerinin
akrabalık derecesinin tespit edilmesinde hangileri kullanılabilir? Günümüz sınıflandırmasından bahsediyor arkadaşlar. Günümüz sınıflandırması filogenetik sınıflandırma. Filogenetik sınıflandırma dış görünüşü dikkate almıyordu. Ama canlıların protein yapısı ve fizyolojik yapısı, yani bunları belirleyen genetik yapı olduğu için bunlara dikkate alıyordu. Bu yüzden cevabımız deniz olacak. Son sorumuza geldik. Hayvanların embriyolojik gelişimlerinde ilk olarak hangi sınıflandırma biriminin özellikleri ortaya çıkar? Hayvanların, yani alem aslında belli. Zaten seçeneklerde alemde yok. Alemden sonra gelen kategori ise şube. O zaman ilk olarak şube özellikleri ortaya çıkar.